Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülke ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son 20 yılda 3 büyük kriz gördüğüne değinen Ali Babacan, şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik daralmanın yerli ve milli olduğunu, Avrupa ülkelerinde herhangi bir krizin yaşanmadığını söyledi. Partisinin il teşkilatlarıyla bir araya gelmek ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kayseri'ye gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, burada gazetecilerle bir araya geldi. Şimdi söz sizlerde diyorum. Seyyar mikrofonumuz var. Söz almak isteyen arkadaşlar şöyle bir işaret ederse mikrofonu kendilerine ulaştırırız. Yalnız bu mikrofonu dolaştırırken kameraların görüş açısından dikkat ederim. Hatta şöyle acaba dışarıdan dolaşırsak daha mı iyi olur diye aklıma geliyor. Evet, buyurun. Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz. Ülkedeki ekonomik durumla alakalı daha önceki dönemlerde yapmış olduğunuz gelişler ve bugüne kadarki gelen açıklamalar var ama memleketin en büyük merak ettiği iki tane konu var bizim size sorabileceğimiz belki de. Bir, yarın iktidar olursanız bu sistemin döngüsel dönüşümü, Merkez Bankası rezervleri, swap anlaşmaları, eldeki durumlara itibaren siz ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz? İki, eğer bunları tek başınıza iktidar hedefi değil de bir ittifak iktidar modeli varsa, hedefi varsa kimlerle ittifak yapma durumunuz var? Evet, zaten epey bir konu var sorulan. Teşekkür ederim öncelikle. Bu bize sık sık soruluyor. Ya durum çok kötü, bunu toparlamak ne kadar sürer diye. Biliyorsunuz Türkiye şu son 20 yılda 3 tane önemli kriz yaşadı. Bunlardan bir tanesi 2001-2002 krizi. İkincisi 2008-2009 küresel krizi ve bunu Türkiye'ye etkiledi. Üçüncüsü de şu son 2017-2018'den itibaren yaşadığımız böyle dalga dalga gelen krizler dönemi. Bizim 2001-2002 krizindeki tabloya baktığımızda şöyle bir, gerçekten 20 tane banka batmıştı. Çok yüksek bir kamu borcu vardı. Ve gece faizler hatırlıyorsanız böyle %7500'leri falan görmüştüm. Hazine %66 faizle borçlanıyordu. 9 ay vadede ileride hazineye kimse borç para vermiyor. Türkiye iflas etti edecek diye bütün uluslararası finansal piyasalarda Türkiye iflas etti edecek noktasındaydı. Zor bir krizdi. Ve bizim o krizi toparlamamız 2 sene sürdü. Yani 2. yılın sonunda 2003-2004 sonunda enflasyonu tek haneye indirdik ki 34 senelik 2 hane 3 hane giden enflasyon tek haneye indi. Paradan altı sıfır attık ve Türkiye'yi bu bakıma daha normal bir döneme soktuk. 2 sene sürdü. Arkasından 2008-2009 küresel krizi geldi, Türkiye'yi vurdu. %5 bir ekonomik daralma yaşadık biliyorsunuz. İşsizlik %16 yıldırdı. Benim o Dışişleri Bakanlığı dönemi, küresel kriz dönemi aynı zamanda. Daha sonra tekrar ısrarlı bir şekilde bizim ekibimizle beraber ekonominin başına geçmemizi talep edildi. Biz de tamam dedik, yola çıktık. 6 ayda krizi çözdük. Ve 6 ay geçtiğinde artık Türkiye normal ve çok hızlı büyüyen bir ülke haline geldi. Bu krize geldiğimizde, bu krize, her ne kadar şu anda gerçekten yoksulluk çok yaygın olsa da, her ne kadar büyük bir belirsizlik olsa da, arka arkaya dalga dalga bir krizler dönemi yaşıyor olsak da hala Türkiye'nin bugünkü ekonomik tablosunu biz kısa zamanda toparlanabilecek bir tablo olmaya. Niçin? Çünkü bu tam anlamıyla yerli ve milli bir kriz. Ev yapımı bir kriz. Dünyada böyle bir şey yok. Ne G20 ülkelerinde ne OECD ülkeler içerisinde döviz kurunun bu kadar fırlayıp gittiği başka ülke yok. Gerçek enflasyona baktığımızda, yani TÜİK'in makyajlanmış %30 küsür dediği enflasyonun gerçek olmadığını herhalde herkes biliyor, yaşıyor. Gerçek enflasyona baktığımızda G20 veya OECD ülkeleri içerisinde bizim kadar yüksek enflasyon yaşayan bir başka ülke de yok. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu başka ülke de. Yani bakmayın Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürdüm dediğine. Cumhurbaşkanı'nın düşürdüm dediği faiz bankaların, Merkez Bankası'nın ödediği faiz. Aslında bir de vatandaşın faizidir. Vatandaşın faizine bakalım. Vatandaşın faizi ne demek? İhtiyaç kredileri faizi demek. Vatandaşın faizi ne demek? Ticari krediler faizi demek. Esnafın, tüccarın, sanayicinin ödediği faiz demek.
Bunların hepsinde artış var. Cinsine göre Eylül'den bu yana %6, %7, %8 gibi artışlar var. Dolayısıyla faizlerin bu kadar yüksek olduğu başka ülkede. Dolayısıyla nereden baksak gerçekten Türkiye'deki kötü yönetimin ürettiği bir krizle karşı karşıyayız. Ve tam da onun için Türkiye iyi yönetiminde dürüst ve işlekli bir ekip iş başına geldiğinde biz bu krizin çok hızlı bir şekilde çözeceğini. Çünkü dünyaya baktığımızda kriz için hiç sebep yok. Dünyada görülmemiş bollukta bir para var. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez Bankası tarihte görülmeyen miktarda parayı bastılar ve dünya piyasasına sürdüler. 8,5 trilyon dolar Fed, 8,5 trilyon euro Avrupa Merkez Bankası, 8,5 trilyon dolar karşılığı yen Japon Merkez Bankası bastı ve piyasaya sürdü ve para bedava. Bedava diyorum çünkü faizdir. Hatta Avrupa'da eksi. Bu kadar büyük miktarda bedava paranın dünyada olduğu bir başka dönem yok. Tarihte hiçbir zaman yok. Dolayısıyla Türkiye'nin yaşadığı tam bir varlık içerisinde yokluk. Başka bir şey değil. Varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz. Dolayısıyla bu kadar bolluğun olduğu bir dünyada kötü yönetimin sebebi olduğu bir krizin çözülmesinin biz iyi bir yönetimle, düzgün bir yönetimle çok hızlı olacağını düşünüyoruz. Kurumları toparlamamız bir ay sürer. Yani Merkez Bankası'ydı, TÜİK'ti, şuydu, buydu. Bunları ayağa kaldırdınız, bir ayda toparladınız. Hiç mesele değil yani. Ama şöyle bir nefes alma, şöyle bir hani günlük hayatımıza yansıması da 6 ay sonra görünmeye başlar. Dolayısıyla bugünkü kriz dediğim gibi 2001-2002'ye göre de, 2008-2009'a göre de daha kolay çözümlenecek bir kriz. Tabii ki hasar var. Tabii ki büyük bir zarar var. Tabii ki Merkez Bankası'nın rezervleri eksi. Yani hiçbir zaman böyle bir şey Türkiye yaşamamıştı yani. Yıl sonu itibariyle eksi 65 milyar dolarlık bir Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu var yani. Merkez Bankası'nın elindeki dövizden 65 milyar dolar daha fazla piyasaya borcu var. Swap anlaşmalarıyla sağa sola borcu var. Şimdi biliyorsunuz Abdullah Gül Dışişleri Bakanı'yken, Cumhurbaşkanı'yken ve sonraki dönemde biz insan ilişkilerimiz hep çok yakın olmuştur. Ara ara görüşürüz. Herhalde 3 ayda, 4 ayda bir şöyle oturup bir ev sohbeti yapıyoruz arada. Tabii kendisinin hem bir siyasetçi olarak hem de devlet adamı olarak birikimlerini ben önemsiyorum. Çok geniş bir tecrübesi var. O tecrübelerinden de biz istifade ediyoruz. Ancak Sayın Gül biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılırken dedi ki ben artık dedi aktif siyaset içerisinde rol almayacağım dedi. Aktif siyasette ben artık yokum dedi. Dolayısıyla partimizle formal ya da informal bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi. Yeni bir siyasi partinin Türkiye için çok önemli olacağını, çok gerekli olduğunu ifade etti. Ama partimizin kuruluş aşamasında da sonrasında da ilişkimiz sadece işte dediğim 3-4 ayda bir yaptığımız bir çay içmek, bir ev sohbeti. O kadar, onun ötesinde bir şey yok.